Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'la gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuklarımız Burdur Elazığlılar Dernek Başkanı Ahmet Çağla ve iş insanı Ramazan Bektaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Önce Elazığ'da bulunma sebebinize değinelim. Daha sonra işte bu noktada dernek çalışmalarınıza ve faaliyetlerinize değinelim isterseniz. Sayın Çağla sizinle başlayalım. Şimdi biz 12 ayın 6 ayı devamı böyle Elazığ'a gidip geliriz. Evet. Burada gelir silah rahim yaparız, kardeşlerimizi ziyaret ederiz. Tabii çeyrek asıra yakındır gurbetteyiz biz. Buraya gelip de işte mezarlığa gitmek, anne babayı ziyaret etmek, dostları ziyaret etmek, onların gönlüne girmek, o gönül şeyini, köprüsünü kaybetmemek. Bu noktada 12 ayın 6 ayı devamı gider gelirim böyle. Burdur, Isparta'da biz Burdur, Isparta'da beraber yapıyoruz dernekçiliği. Bu yolda işte gelip oradaki hemşerilerle Elazığ arasında köprü olduk biz. Tabiri caizse basamak olduk. O insanların dertleriyle dertleniyoruz. Şimdi gelip buradaki dostları da ziyaret etmek evet. Bizler için onurdur. Tabii ki bu kadim şehrin çocukluğumuz burada geçti. Benim 8-9 kardeşiz biz. Benim 8 kardeşim burada. Bütün akrabalar burada. Gelip onları ziyaret etmek, o hasta olur, cenaze olur. Yarın bir şey olduğu zaman üzülmeme noktasında 12 ayın 6 ay geri gideriz böyle. Elazığ. Elazığ'ı sahipsiz bırakmayız. Ne güzel. Hem gurbetle temsil ediyorsunuz hem de memleketten bu noktada kopmamış da oluyorsunuz. Sayın Bektaş sizler neler söyleyeceksiniz efendim? Başkanıma katılıyorum. Yani bizim tamamen silah-ı rahim olarak geldik buraya. Yani herhangi bir faaliyet için değil. Hem buradaki akrabalarımızı ziyarete hem dostlarımızı ziyarete. Ziyaret için burada bulunuyoruz şu anda. Herhangi bir faaliyet için gelmedik. Tabii Ahmet Başkanım'ın dediği gibi senede birkaç defa fırsat buldukça buraya gelip gidiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman enerji alıyoruz, enerji depoluyoruz. Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Şimdi kıymeti kaybetmeden değerini anlayamıyorsunuz. Gurbette olduğunuz zaman Elazığ'ın kıymeti biraz daha farklı oluyor. Evet. Memleket hasreti biraz daha farklı oluyor. Ondan dolayı sık sık gelip gitmeye gayret ediyoruz. Ama tabii bu da işlerimizin el verdiği kadar. Maalesef ekonominin şu anda zor olduğu bir durumda. Çok fazla fırsat bulup gelemiyoruz ama böyle 3-5 günde olsa bir fırsat bulduğumuz zaman gelip burada dostları ziyaret edip biraz da böyle silah-ı rahim yapıp enerji toplayıp gidiyoruz tekrar işlerimizin başına. Peki. Başkanım tabii özellikle dernekler, özellikle Elazığ adına açılan ve gurbette bizi temsil eden derneklerin önemi çok büyük. İşte yayının başında ifade ettiniz, aslında biz bir noktada köprüyüz dediniz, Elazığlıları bir araya getiriyoruz dediniz. Dernek çalışmalarınız nelerdir? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz dernek olarak? Şimdi biz çeyrek asıra yakındır. Burdur'da iller bazında hiç dernek yok. Biz tabii buradan gittiğimiz zaman gurbet bizleri biraz şey yaptı, böyle yıprattı. Dedi ki, burada hemşeri var mı, Elazığlılar hemşeri var mı dedik. Tabii işte emniyet müdürlüğüne baktık, işte diğer müdürlere baktık, hemşerileri bir araya topladık. Onları görürken biz sanki kardeşimizi görmüş gibi sevindik. Bu noktada arkadaşlar dedi ki bir dernek kuralım. Tabii ki derneği kurduk biz. Ama bu derneklerin şöyle diyeyim ben %80'i %90'ı amacın dışında kullanılıyor. Bizim Elazığ Derneği'ni oraya söylüyorum. Bizler bu kadim şehrin bu aziz insanlarına layık olma noktasında elimizden geldiği kadar köprü olmaya çalıştık. Yarasına merhem olduk, sargı bezi olduk. İşte yolda kalan garip kuraba, mazlumun hep dostu olduk. Şimdi dernekçilik gönül işidir. Gönüllere girme işidir. Nefsi için değil, nefisler için hizmet etmelidir diye düşünüyorum. Şimdi çeyrek asra yakındır. Tabii Burdur Isparta, Elazığ Derneğimiz hep insan odaklı. Sorunlara çözüm odaklı hizmet etmiştir.
O gelen gurbette mesela bugün Elas'tan Burdur ve Isparta gelen hemşerilerimize bir abi, bir kardeş olmuşuzdur. Bu noktada hep hizmet ettik. Hizmetimizin amacı bu kadim şehre layık olmak. Atalarımızdan aldığımız bu emaneti yaşamak ve yaşatmaktır. Yeni kuşaklara daim kılmak, milli kültürümüzün, tarihimizin, medeniyetimizin diğer Elazığ'ı tanımayanlara tanıtmaktır. Aslında derneğin bir amacı da olması gerekir diye düşünüyorum. Biz Burdur ve Isparta'da tabiri caizse bütün illere sevgi köprüsü kurduk. Yani bugün bir Uşaklı diyorsa ki ben Elazığ'ın Uşak ilçesindenim. İşte arkadaş başka biri diyorsa ki ben Elazığ'ın Eskişehir ilçesindenim. Demek ki bu derneğimiz bir şeyler yapmıştır. Bu noktada bizler hemşerilerimize ve derneğimizin çatısı altında olan tüm gönül dostlarımıza köprü olduk, aş olduk, yol olduk. Yaralarına sargı bezi, merhem olduk. Bu noktada hayır duasını aldık. Dernekçilik dedim ya, yani şimdi bir noktada bakıyorum işte adam Tabara Derneği yok. İşte birilerinden yardım alma noktasında bu işleri yapıyorlar. Bunlar da dernekçilik adına gerçekten üzülüyorum. Şimdi amacı dışında kullanılanlar var dediniz. Amacı evet. Dışından kastınız neydi? Şöyle yani İBAN derneği olanlar var. İşte bana başkan desinler. İşte o derneği, şimdi 4 madde üzerinde derneklerle öz eleştiri yapıyorum. Dernekler oyun oynamalı değildir. Dernekler alkol tüketme iriş değildir. Derneği kullanıp siyasi konjonktürle bir yere gelme yeri de değildir. Derneği köprü yapıp rant peşinde koşma yeri de değildir. Yani biz bu derneği kurarken bu 4 temel üzerine kurduk. Bu noktada aslında dernekçilik gerçekten gurbette Elazığ'dan gurbete giden hemşehrilerimize bir abi, bir kardeş olabiliyor musun? Bu noktada biz hizmet ettik. Şimdi ayda bir seferde biz dernekte çiğ köfte yaparız. Bütün bürokrasiyi derneğe toplarız. Hemşehrilerimizle devlet arasında köprü oluruz. Yani bu noktada hizmetimiz kendi nefsimiz için değil. Oradaki hemşehrilerimizin yarasına nasıl merhem olabiliyoruz? Bu noktada hizmet ettik. Peki. Sayın Bektaş, tabii şu an devam ettirmiyorsunuz ama sizin de bir yönetim kurulu üyeliğiniz vardı aslında. Var. Derneklerin önemi nedir? Özellikle Elazığ tanıtımı noktasında işte başkanım ifade etti. Aslında amacı da kullanılırsa dernekler birer köprü görevi görür ama amacı dışında olursa hiçbir anlam ifade etmez dedi. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Az önce giriş yaparken bir noktayı atladık. Tabii biz buraya geldik dostlarımızı ziyarete. Kanal Fırat'a da sizlerin nezdinde tüm yöneticilerine ve çalışanlarına şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Çok bize bu fırsatı verdikleri için. Tabii ki 4 sene kadar dernekte, 4 senede Ege Elazığ Dernekler Federasyonu'nda yönetim kurulunda bulundum. Rahmetli Muzaffer Başkanımızla beraber dernekte bir 4 yıl kadar faaliyet yürüttük orada. Tabii ki Ahmet Başkanımın dediği çok doğrudur. Şimdi dernek dediğiniz zaman derneğin amacı oradaki hemşerilerin birlikteliğini sağlamak. Kendi hemşerilerinin birlikteliğini sağlarken aynı zamanda da diğer gönül dostlarımız tabir ettiğimiz diğer illerden ve Elazığ'ı merak eden ve Elazığ'a sempatisi olan insanlara da kültürümüzü anlatmak. Asıl derneklerin amacının bu olması lazım. Ben şahsi fikrim budur. Yeteri kadar anlatabiliyor muyuz peki? Ya da şimdi, derneklerimiz bu noktada yeteri kadar faaliyet gerçekleştiriyor mu? Eksiklerimiz var. Tabii ki bu işi hakkıyla yapan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Ama ben yeterli olarak görmüyorum. Niye? Çünkü bazı bölünmeler oluyor. İşte fikrinizi beğenmeyip farklı dernekler kurulabiliyor veya işte orada bazı çıkar çatışmaları olabiliyor. Yani ben çok yeterli olduğunu zannetmiyorum. Fakat
bu yeterli olmayışın sebebi biraz şahıslarla alakalı, biraz belki sistemle alakalı. Şimdi bir kültürü tanıtabilmeniz için, daha doğrusu bir şehri tanıtabilmek için sadece derneklerin bu işte olması yetmiyor. Ben daha önce de bir canlı yayında aynı şeyi söyledim. Şimdi şehrin bütün dinamiklerini bir araya getirmediğiniz zaman sizin şehrin tanıtımına çok fazla bir katkınız olmuyor. Sadece dernek belli bir yere kadar gelir. Şimdi bunu yaparken şehrin bürokrasisini, şehrin siyasilerini, efendim söyleyeyim şehrin STK'larını, bütün hepsini bir araya getirip bu işi yapmak lazım. Peki şehrin baş temsilcileri, özellikle bürokrasisi, siyasi temsilcileri bu tür taleplerinize yeteri kadar karşılık verebiliyor mu? Hayır. Zaman zaman tabii yardımcı olmaya çalışıyorlar ama tabii onların da bu işi isteyerek veya ne bileyim bu dernekçilik işi dediğimiz zaman 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 bunu dile getiriyoruz. Dernek işi gönül işidir. Yani zamanınızdan, her türlü imkanınızdan feragat ederek bu işleri yapmaya çalışıyoruz biz. Yani burada herhangi bir gelir veya herhangi beklenti bir... Beklenti yok aslında. Hayır, hiçbir beklenti yok. Beklentinin haricinde bazen beğenilmediği zaman yaptıklarınızın üzerine bir de tabii azar işitme pozisyonları da olabiliyor yani. Tabii şimdi mesela biz o dönemde bazı projelerimiz vardı, gerçekleştiremedik. Sadece işte pandeminin girmesi vesaire o tür şeyler de vardı. Bir de sizin burada karşılığınızın olması lazım. Yani bugün dışarıdaki bir kültür derneğimiz buraya atıyorum bir gezi düzenleyecek. Bunun karşılığını burada bulabilme şansımız biraz zor. Tabii ekonomik olarak da şu anda çok zor bir dönemden geçiyoruz. Zaten dernekçilik zor bir iş. Çünkü imkansızlıklarla... Boğuşan bir sektör. Aynen öyle. Şimdi parasal anlamda yükümlülükleri var. Bugünkü ekonomik zorluklara baktığımız zaman derneği idame etmek de çok kolay değil. Çünkü bir yer kiralamanız lazım, belli giderleriniz olacak. Bunları da tabii karşılamak için de insanların birlikteliğinin biraz daha şey olması lazım, daha samimi ve daha bağlı olması lazım. Tabii bunu da herkeste göremiyorsunuz. Onun için tabii bazı sıkıntı ve zorluklarla karşılaşılıyor. Peki efendim ne olmalıydı? Yani mesela işte ifade ettiniz aslında bir nevi yapılan işlerin beğenilmemesi de cabası dediniz. Maalesef. Nasıl işlemeliydi? Bu düzen nasıl olmalıydı? Elazığ bu noktada daha iyi nasıl tanıtılabilirdi? Şimdi, ya da şunu da eklemek istiyorum. Gurbetteki Elazığlılar nasıl bilinir? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben pazarlama işiyle uğraşıyorum, otoyadaki parça işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'nin hemen hemen gitmediğim ili kalmadı. Elazığ dediğiniz zaman mutlaka birinin Elazığ'la bir geçmişi vardır. Ya asker arkadaşı vardır, ya askerde çavuşu vardır, ya komşusu vardır, ya amiri vardır, ya memuru vardır. Ve her gittiğimiz yerde de çok ciddi şekilde sitayişle, güzelliklerle hep anıldık, hep bahsedildik. Bu 35 yıllık zaman zarfında Elazığ'la ilgili kötü bir söz söyleyen kimseyi ben bir gün görmedim. Tabii bu da bizim için artıdır. Fakat derseniz ki şu günkü dönemde bu artının yanına bir artı daha koyabildik mi? Ama maalesef koyamıyoruz şu anda. Buna artık zamane şey mi diyelim, zamane insanlar mı diyelim, imkansızlık mı diyelim, bir sürü sebep var bununla ilgili. Peki. Efendim tabii özellikle bundan önceki Muzaffer Başkan'dan bahsettiniz. Evet. Bu noktada da çok önemli ve kıymetli bir isimdi. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Rabbim rahmet eylesin. Tabii bununla ilgili de zaman zaman dernekler olarak anma programları gerçekleştiriliyor. Birkaç cümleyle onu da anmış olalım. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Muzaffer Başkanımız farklı bir kişilikti. Gerçekten kendini, Ahmet Başkan'ı da öyledir. Kendini hemşerilerine adamış bir başkanımızdı. Kesinlikle, evet. Bize dernekçiliği sevdirdi. Mesela o kadarını söyleyeyim. Yaklaşık 40 yıldır ben İzmir'deyim.
Son yani rahmetli olmadan 2 sene önce biz kendisiyle tanıştık. Ben onun vasıtasıyla derneğe gidip gelmeye başladım. Onunla beraber yönetimde bulunduk. Hatta rahmetli COVID'e yakalandığı zaman beraber pozitif olduk. Zamanının büyük bir bölümünü, tabii zaman anlamında da zamanı genişti, emekli bir başkanımızdı. Hemşerilerinin derdiyle dertlenen, onların sorunlarıyla ilgilenen, bürokrasi anlamında olsun, işte işi olmayanın iş bulması anlamında olsun, yani gerçekten çok ciddi ve güzel işler yaptı. Kendisini rahmetle anıyorum. Biz razıydık. Allah da razı olsun kendisinden. Tabi ondan sonra 2019 yılında federasyonumuzu kurduk. Ege Elder Fed'i kurduk. Bir 4 yılda orada Necat Başkanımızla beraber yönetimde bulunduk. Tabi kötü bir döneme denk geldi. Pandemi dönemiydi. Bir şeyler yapma fırsatımız olmadı. Ama buna rağmen orada da çok ciddi projeler yaptık. Harput Senfonisi'ni yaptık İzmir'de. Çok güzel geri dönüşler aldık. Evet, çok ciddi, da büyük ses getirdi aslında. Çok ciddi, evet, çok ciddi geri dönüşler aldık. Daha sonraları işte iftar programları yapıldı. Adile Kurt Karatepe konserimiz yapıldı. Kendisi sağlık sorunlarını öne sürerek bu dönem girmedi. Yani yönetimi başka arkadaşlara devretti. Onunla beraber bizim de işlerimizin yoğunluğundan dolayı bu dönem biz de federasyonla ilgili çok fazla bir çalışma içine girmedik. Şimdi arkadaşlarımız bir mücadele içindeler. Tabii ki biz onları da saygıyla karşılıyoruz. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Biz de elimizden geldiği kadar bize düşen bir şey olursa da destek olmaya çalışıyoruz yani. Peki Sayın Çağla, sizler Muzaffer Başkan adına neler söyleyecek? Fakat Muzaffer Başkan'dan biz biraz bir şeyler öğrendik demekçiliğin ilgili. Şimdi biraz önce dediniz ki gurbette nasıl bakılır Elazığ'a? Başkanım da dediği gibi yani biz 1-0 öndeyiz diyoruz ya, ama neye göre 1-0 öndeyiz? Atalarımızın yaptıklarıyla bizi övünüyoruz şu anda. Atalarımızın diktiği ağacın gölgesinde biz gölgeleniyoruz. Başkanım da dediği gibi o ağacın yanına bir ağaç dikebildik mi? Veya o 1-0, 2-0 yapabildik mi? Bana sorarsanız yapamadık. Şimdi ben dernekleri meyve veren bir ağaca benzetirim. Kökü ülkemizi temsil eder. Gövdesi şehrimizi temsil eder. Dallarını bizler temsil ederiz. Yaptıklarımız ise meyveleridir. Bu meyveler ne kadar güzel olursa bizler kendimizi mutlu ederiz. Bu noktada hizmet ettik. Burdur ve Isparta'ya gelen asker, biraz önce dernekler amacının dışında kullanılır derken cebindeki paranı harcayabiliyor musun? Şimdi çok iddialı bir şey söylüyorum. Yani bugün benim gelirim 3.000 lira gelirim varsa 1.000 liramı harcıyorum. Bu derneğe harcıyorum. 10.000 lira olanı 3.000 lirasını harcıyor mu bana desen, ben görmedim. Siz gördüyseniz söyleyin. Bu noktada biz hizmet ettik. Şimdi netice itibariyle gelen askerlerimize, işte gelen öğrencilerimize, gelen Burdur ve Isparta'ya gelen memurlara, devamlı bir abi bir kardeş olduk. Hep bu noktada hizmet ettik. Hani mum olmak kolay değil. Işık satmak için önce yanmak gerek. Biz ekmeğimizi bölüşerek yedik. Askerimizi aldı, 2000 üzerinde asker geçti. Bu askerleri evimize götürdük. Gerekirse evimize yatırdık, derneğimize yatırdık. Bizim dernekteki işi misafirle ne yapmışız biz? Bilmiyorum, tabii diğer derneklerde var mı yok mu? Tabii Burdur ve Isparta'da küçük il olması sebebiyle de... Değil mi? Orada bölge bazında, iller bazında tek derneksiniz. Tek dernek. Evet. Ama bütün illere sevgi köprüsü kurmuş bir dernek. Ben Elazığ'a gelmeden önce Antep'ten, işte Diyarbakır'dan, bir de Erzurum'dan kim aramış? İşte Elazığ bir kardeşimiz aramış. Asker geldi. Onlara bir abi bir kardeş olduk. Onları da o gurbeti hissettirmemen noktasında onların yanında olmaya çalıştık. Ama bunları yaparken dernek bizi kullandı. Biz derneği kullanmadık. Bunun altını çizerek söylüyorum. 2000 üzerinde asker geçti.
İşte o gün de söyledim ben. Şu Gazi Caddesi'nde yürürken 4-5 tane genç 25-30 yaşlarında boynuma sarıldı. İşte Burdur'a geldik, Isparta'ya geldik. Bize bir abi oldun, bir kardeş oldun. Bir tanesi beni çok etkiledi. Dedi ki benim dayımın, amcamın yapmadığını yaptınız. Rabbim sizden ebeden razı olsun. Dedim ki güzel kardeşim, bu kelimeniz yeterli bizim için. Zaten mücadelemizin temelinde Rabbimin rızasını kazanma noktasında insanlarımızın hayır duasını almak vardır. Başka bir amacımız yoktu bizim. Tabii ki çeyrek asra yakındır. Biz bu derneği idame ettirirken tabiri caizse dağdan, dereden, tepeden, dikenli yollardan sırtımızla odun taşıyarak bu bacayı tutturmaya çalıştık. Şimdi o yüzden gerçek manada dernekçilik, dernekçiliğin dersinden anlamam. Ama beni bu ateş çemberin içine dostlar attılar, hemşerilerimiz. Tabii ki bu noktada bizim meselemiz kadim şehre layık olmak. Ben gelen bürokrasiye de söylüyorum. Burdur'da, Isparta'da işte program yaparken bütün bürokrasiyi derneğe toplayıp Elazığ'ın kültürünü, medeniyetini, tarihini anlatmaktır onlara. Bu noktada hizmet ettik. Köprü olmaya çalıştık. Ağaç olmaya çalıştık. Yani ağaçtan kastım gölgelendirmektir. Biz güneşte kaldık ama bütün dostları gölgemizin altına almaya çalıştık. Bunu yaparken bir beklentimiz maddi ve manevi veya siyasi konjonktürde kesinlikle kimseden en ufak bir talebimiz olmamıştır. Çeyrek asırdır Burdur ve Isparta'da kendi hemşehrilerimiz de dahildir bunun içinde. Bir taneden bir lira talep etmemişizdir. Yani bunu idame ettirirken bu derneği hep kendi imkanlarımızla, tabii ki dernekçilik zor bir iştir. Burdur ve Isparta'da küçük olmasa sebebiyle de zenginler yok orada. Bizim hep memur insanlar. Ama bunlar evine 5 tane ekmek götüreceği yerde 3 tane götürüyor. İkisini dernekte yiyoruz beraber. Güzel bir kardeşlik sağladık. Elazığ olmayıp da işte Türkiye'nin her tarafından bizim derneği benimseyip derneğe gelip işte orada kendi kültürümüzü, çaydaşlarımızı, harputumuzu, baskelimizi, bütün ilçelerimizi benden iyi bilen insanlar var. Ha, bu noktada hizmet ettik. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Hani insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır mantığıyla hizmet ettik. İnsanların derdiyle dertlendik. Aslında insan odaklı, hep hizmet odaklı yaptık biz. Yani şimdi derneklerde işte program yapıyorlar. Nedir? Peynir ekmek günü. Tam o peynir ekmek günü yaparken 5 lira yaptığın zaman vatandaşa, bir hemşerimize 20 lira satıyorsan bunun bir anlamı yoktur. Bence yok. Şimdi mesela biz 2014'te bir gece yaptık Burdur'da. Burdur, Isparta ev sahipliği yaparak Antalya, Afyon, Denizli katılımıyla yaptık. Hemşehrilerimiz geldi. Buradan da kürsü başını götürmüştük. Tabiri caizse Burdur'da bizim kültür noktasında bir tarih yazdık. Ama şimdi gelen hemşehrilerimiz Denizli'den hemşehrilerimiz gelmiş. Dedi ki başkan masada yok yok dedi. Bize ne düşüyor yani maddi konuda? Dedim ki siz yiyip içip eğlenip gideceksiniz. Biz ev sahipliği yaptık. Yani bizim kültürümüzde bu vardır. Biri evine geldiği zaman diyemezsin ki işte tatlıyı da sen getir. Bizde bu evet. Vardır yani. Ama biz bu noktada hep atalarımıza layık olmaya çalıştık. Yani bunu yaparken de tabii ki biz 9 kardeşiz. Benim 8 kardeşim Elazığ'da. Hepsinin yapısı farklıdır. Bizler de Rabbim bize demiş ki ya senle bu insanlara köprü ol. Yarasına merhem ol, sargı bezi ol. Bu noktada hizmet ettik. Başkanım da az çok bilir. Dernek oyun oynama yeri değildir aslında. Siyasi konjonktürde de dernek adam mesela şöyle diyeyim. Diyor ki ben dernek başkanıyım. Bir dernek kuruyor. Elazığ derneği de bunun içeri dahildir. Siyasi konjonktürde bile gelmek için. Orayı kendine köprü yapıyor. Derneği. Veya işte ne bileyim yani maddi konuda bir beklentisi var. İşte ne bileyim yani çevresine garip kuraba değil de hemşerilerine değil de kendi menfaati, kendi çıkarı için
derneği kullanan insanlar var mıdır? Vardır. Ama bu parmak sayısını geçmez, bilmiyorum da. Başkanım, yanlışsam düzelt beni. Doğru söylüyorsun sen. Netice itibariyle Burdur ve Isparta'da Elazığlılar Derneği'nin neler yaptığını... Misyonunuz ve vizyonunuz biraz daha aslında ifade ettiğiniz derneklerden farklı diyorsunuz. Farklı bizimki. Bizimki cebimizdeki ekmeği, paramızı bölüşerek biz yedik, bunu yaptık. O yüzden Vali Bey'den tut, İşkur Müdürü'ne kadar hepsi derneğe gelirler. İşte bizim Vali Bey vardı, Şerif İlmaz, derneğe gelmişti. Orada bir arkadaşa dedi ki, ulan Mustafa dedi, Malatya arası beraber dedi, sen bu dernekte ne geziyorsun? Dedi ki, ben Elazığ'ın dedi Büyüdüz ilçesindenim. Biri dedi işte Kayseri ilçesinden, biri dedi Eskişehir ilçesinden. Demek ki o zaman biz derneği amacın içine kullanmışızdır. Gönül dernekçiliği. Yani bu dünya malının ağası olmaktansa gönüllerin ağası olmayı tercih ettik biz. Hep bu noktada hizmet ettik. Yeri geldi aç kaldık. Bunu altını çiziyorum. Ama aç olanları doyurduk kelimesi kullanıyorum. Bunu bakıyorum işte saat 5.30'da hiçbir başkan yaparlasa bilmiyorum. Sabah 5.30'da kalkıp da terminale gidip askeri alıp evine getirmez. Yani akrabam değil, bir şey değil. Bizler hep bu noktada o askerimize bir abi bir kardeş olduk. Getirdik evimize yatırdık. İşte dernekte yatırdık. Götürdük işte alaya teslim ettik. Hiçbir tanesi 2000 üzerinde asker geçti. Çeyrek asıra yakındır Burdur ve Isparta'ya gelen bizim haberimiz olduğu zaman bir tanesi diyemez ki ya başkan gelmedi veya beni şurada bıraktı, burada bıraktı, yardımcı olmadı noktasında bir şey söyleyemezler. Biz kendi zamanımızı, imkanımızı hep onlara adadık. Hep bu noktada hizmet ettik. Hani Yunus gibi yangın, Mevlana gibi dertli, Hacı Bektaş-ı Veli gibi vakur duruşuyla bu aziz millete hizmeti kendimize şiar edindik. Peki. Sayın Bektaş, tabii Elazığ noktasına gelecek olursak, tanıtım aslında çok önemli. Evet. Elazığ özellikle hem merkez hem ilçeleriyle çok önemli değerlerimiz var. İşte kültürel faaliyetleriyle, kürsü başımızla, halk müziğiyle, harput musikisiyle gerçekten paha biçilemez. Gastronomisiyle yine keza. Yeteri kadar tanıtabiliyor muyuz? Yeteri kadar tanıtamıyoruz. Niye derseniz dediğim gibi şimdi şehrin bütün dinamiklerini bir araya getirmediğiniz zaman sizin bu işi hakkıyla yapma şansınız yok. Yani ben gönlümden geçen... Peki dinamikleri neden bir araya getiremiyoruz? Şimdi, yani şimdi dernekler bu noktada çok önemli dedik. Sivil toplum kuruluşları bu noktada çok önemli dedik. Evet. Yani böyle bir talep muhakkak ki olmuştur, evet, derneklerimizden ya da sivil toplum kuruluş temsilcilerimizden, ama nerede hata yapıyoruz? Neden bir araya gelinme noktasında sorun yaşıyoruz? Şimdi benim gönlümden geçen şudur. Şehrin bürokrasisi, kültür müdürlüğümüz var, valiliğimiz var, belediyemiz var. Senenin belli dönemlerinde, belli bölgelerde o bölgenin STK'larını, derneklerini, Elazığ derneklerini toplayıp şehirle ilgili neler yapabiliriz tartışmasını veya çalıştayını yapabilirler. Bu çalıştaylar mesela İzmir'de yapıldı 2011 yıllarında. Fakat yani her nedense çok fazla ileriye gidemiyoruz. Evet. Bir yerde gelip tıkanıyor bu işler. Şimdi ben isterim ki bizim sanayi ticaret odamız, mesela ben İzmir'de olduğum için İzmir özelini söyleyeyim. İzmir ticaret odasıyla neden yani bağlarını kurup oradaki iş adamlarını buraya getirip bir tanıtım amaçlı bir gezi yapamaz mı? Yapabilir. Belediyemiz bununla ilgili bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Şimdi bugün gastronomi dediniz, mutfak olarak yani yemek olarak baktığınız zaman aslında her ne kadar Antep görünmesine rağmen çeşit olarak Elazığ daha 157 çeşit yemek var. 157 şu anda. Yani ben buradan da Kültür Müdürü'me teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ciddi şekilde ciddi çalışmalar yapıyor. İzmir'e de her sene fuara gelirler. Geldiği zaman da biz vaktimizin el verdiğince kendisini ziyaret edip orada yalnız bırakmamak konusunda mücadele içine giriyoruz. Bu kadar böyle geniş bir gastronomimiz olmasına rağmen başkanım da kaç zamandır burada. Yani burada bizim yöresel ürünlerini bir arada görebileceğimiz bir mekanımız
benim çok bildiğim kadarıyla sayıda. Yani varsa da bir elin parmakları kadar değil. Şimdi ben yıllarca pazarlamacılık yaptım. Daha 5-10 sene önceye kadar, belki 5-10 sene bile çok fazla, 3-5 sene önceye kadar burada doğru gün kalabileceğimiz otelimiz yoktu. Şimdi belki yani tarihi olarak çok fazla bilmiyorum, ne kadar geriye dayanıyorum ama Kara Lele Kanyonu'nun daha keşfi 1-2 sene içinde yapıldı. Evet. Şimdi bana göre çok daha güzel şeyler yapılabilir. Şimdi ama dediğim gibi yani bütün dinamikleri bir araya getirmeniz lazım. Ama nedense bir türlü biz bunu beceremiyoruz. Sebebini de bilmiyorum yani. Biz ne kadar bunu aşmaya çalıştıysak da bir tarafı düzelttiğiniz zaman bir tarafta mutlaka bir şey veriyorsunuz, açık veriyorsunuz. Orada bir faaliyet yaptığımız zaman geçmiş dönemde siyasilerimize ulaşmaya çalıştığımız zaman ulaşamadık. Veya yeteri kadar desteği alamadık, göremedik. Şimdi netice itibariyle bugün bir aktivite yapacağınız zaman bunun belli maliyetleri var. Bürokratik anlamda çözülmesi gereken şeyler var. Dernekle veya federasyonla bir yere kadar gidebiliyorsunuz ama tıkandığınız yerler oluyor. Maalesef yeteri kadar destek alamıyoruz. Şimdi tamamen destek verilmiyor dersek bu yanlış olur. Ama çok daha iyi olabilir. Şehrin tanıtımı açısından şurada bir dipnot daha. Şimdi şehrimizin iki tane güzide kanalı var. Ulusal yayın yapan. İzmir gibi 4,5 milyonluk bir şehirde maalesef bir yerel kanalımız yok bunun gibi mesela. Bana göre bu Elazığ için çok büyük bir şey, nimet. Yani bu kanallar vasıtasıyla çok çok güzel daha etkinlikler veya şeyler yapılabilir. Dışarıdan buraya insanlar davet edilip getirilebilir. Veya belli dönemlerde belli STK'lara, belli illere, belli bölgelere işte buraya 50 kişi, 100 kişi getirin. Biz burada onları ağırlayalım. İnanın bugün 50 kişiyi siz bile bedel getirdiğiniz zaman önümüzdeki sene 150 kişi parasını ödeyerek buraya gelecek. Evet, aslında çok önemli baktığımızda. Elbette ya. Ki. Ben mesela çok önemli değerimiz var Sivrice. Evet. Hem yaz turizmi hem kış turizmiyle çok önemli bir değer. Van Edremit'e yolum düşmüştü. Hı-hı. Görünce bizim Sivrice ilçemizden görsel olarak hiçbir farkı yok ama oraya çok önem verilmişti işte. Küçük kürsüleri atarak işte farklı organizasyonlar yaparak bir renklendirilmişti. Çok da üzülmüştüm. Hı. Elimizin altında Van Edremit gibi bir değerimiz var Sivrice. Hı. Hı. Ama hiçbir şey yok. Şimdi kıymet başkanım bilir. Bugün ulusal medyaya baktığınız zaman Salda Gölü ile yatıp Salda Gölü ile kalkıyorlar. Evet. Ben onu söyleyecektim. Bugün Sivrice Gölü bana göre Salda Gölü'nün 10 katı çok, daha çok güzel, daha evet. Daha şeyli, mükemmel bir yer. Fakat dediğim gibi yani biz bir türlü bu tanıtım anlamında abi eksiklerimiz var. Evet. Şimdi onu başkanım sana seyretmek için söyleyeyim de. Hı-hı. Şimdi Salda Gölü ile ilgili ben yıllardır oradayım da bizim şu anda yanlış değilsem Balıkesir valim. Burdur'a geldiler. Sayın Valim'den Çevre Şehircilik Müdürü Murat Bey vardı. Tabii Salda Gölü'yle yattılar, gittiler, işte baktılar uydudan fotoğrafı. Maldivler. Ben hatta Sayın Valim dedim, bizim Sivrice Gölü dedim, altında batık şehir barındıran, evet. Mavi bayrak almış, gerçekten çevresiyle 10 numara bir göl. Şeyde Salda Gölü'nün gerçekten oradan geçerken bakıyorum işte ama ne oldu? İşte o reklam çok önemli. Evet. Bugün bakıyorum oraya bir turist akımı. Pastanın en büyük kısmı aslında baktığımızda. Turist akımı oldu. Netice itibariyle sahip çıktı. Yani bürokrasiyle halk birlikte işte o zaman Cumhurbaşkanı'nın eşini getirdiler oraya. Bakanı getirdiler oraya. Çok güzel de bir reklam oldu. Ama bayağı yani Burdur'un 3 katı 4 katı turist geldi. Yerli turist. Salda'ya gelirler, oradan da alışveriş yapar giderlerdi. Ya aslında bu sadece siyasilerle olabilecek bir iş değil. Sadece değil. Derneklerle olabilecek iş değil. Sadece Elazığlı vatan. Aslında topyekün Elazığ'ın tanıtımı ve kalkınması noktasında
7'den 70'e herkesimin bu taşın altına elini koyması gerekiyor. Bir birliktelik olmalı aslında. İşte bir şehrin komple bu işi istemesi ve mücadele etmesi lazım. Ortak akıl dediğimiz bir kurulmalı, şeyimiz var. Evet. Yani bugün İslam bir sistem, Müslüman bir ülke, İslam bir sisteme baktığınız zaman da bir istişare kültürü çok vardır önemli. Yani. Evet. Biz bunu bir türlü beceremiyoruz. Bir yerde bir eksiklik var. Fakat diyorum ya, yani bir türlü bunu çözemedik gitti yani. Ya her geçen yıl ya da her geçen ömürde hep aynı konular konuşuluyor diye düşünüyorum ben. Hep yani süreç ilerledikçe eski döneme de bakıyorum, yeni dönem içinde hep böyle bir şekilde Elazığ'ın tanıtımı noktasına niye geri plandayız? Elazığ'ı daha iyi niye gösteremiyoruz? Bu hep böyle konuşuluyor diye düşünüyorum. İşte maalesef konuşuyoruz fakat icraata geldiği zaman maalesef icraat göremiyoruz. Mesela yöresel ürünlerle söylediniz siz. 5-6 ay önce Burdur'da bir şey yaşadım ben. Şimdi büyük şehirlerde yöresel ürünleri tanıtım noktasında. İşte buradan tırlarla malzemeler giderler. İşte orada millet alışveriş yapar. Tanıtım noktasında orcigimizdir, badem şekeridir, pestilimizdir. Bu noktada tanıtım noktasında yapılır. Ama şunu söylüyorum, yani gerçek manada acaba tanıtım mı? Satış mı diyorsun? Satış olsun. Buradaki asnaf kazansın. Asnaf tabii ki kazanacak. Yani buradan gidip hem tanıtım olacak, hem kazanacak olan. Ama arada bir şey var mı yok mu? Şimdi şuraya geleceğim ben. 6 ay son önce, bir dakikamız toparlayalım hemen. 6 ay önce Burdur'da meydanda gezerken baktım ki Elazığ Malatya yöresel ürünleri yazıyor. Tabii gittim oraya, dedim ki siz kimsiniz dedim. Dedi ki ben Karadenizliyim dedi. Bu Elazığ'ın ismi ne geziyor burada dedim. İşte şeylere baktım, orciklere baktım, pestile baktım, badem şekerine baktım. Elazığ'la alakalı değil. Ama Elazığ'ın yöresel ürünlerine gerçekten çok büyük bir yanlış, hakaret yani. Netice itibariyle ben belediye başkanını aradım. Dedim ki başkanım bu ismi kim buraya yazdı dedim, Elazığ ismini. Bunu kaldırın buradan. Bu Elazığ yöresel ürünlerine hakarettir, yanlıştır. Bizim ürünlerimiz böyle değildir. Nereden gelmişse Elazığ ismini buradan çıkarın. Bu Elazığ yanlıştır. Netice itibariyle işte valilik yapmıştı o zaman dediler. Ben bunu sosyal medyada paylaştım. Buradaki arkadaşlarla da görüştüm. Ama zerre kadar düzeltmesi noktasında önce oldunuz aslında bir tabii noktada. Ama zerre kadar bir destek alamadım. Niye alamadım? Tabii ki orada bir şey yok yani. Şimdi Burdur'da olsan ne olur olmasa ne olur. Elazığ'ın ismi yöresel ürünler noktasında tanıtılıyorsa kendi ürünlerimiz ve doğru ürünlerin kullanılması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sayın Bektaş, bir cümleyle son sözünüzü alalım. Bize burada konuşma imkanı verdiğiniz için size ve kanalınızın yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizi sabırla ekranlar başında izleyen seyircilerimize de hayırlı akşamlar çok diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Çağla. Ben de bizleri Kanal Fırat aracılığıyla dinleyen, başta sizler olmak üzere, genel yayın yönetmenimiz Zeki Bey olmak üzere, Burdur Isparta Elazığ Dernek adına en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Burdur'da ve Gurbet'te bizi izleyen tüm hemşehrilerimize selam ve saygılarımızı göndermiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bir Fırat'la Gündem programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.